Efendim merhabalar. Bir cumartesi klasiği, Ülke TV ekranları. Yine sizler evlerinizde, yine bizler arazide, yine bizler olması gerektiği yerde, olmamız gerektiği yerde. Bugün geçtiğimiz hafta birinci bölümünü yayınladığımız Askeri Müze'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Efendim 1841 Mektebi Harbiye, Osmanlı Harp Okulları, Osmanlı Harp Akademilerinin olduğu bölümdeyiz. 1841 tarihinde yapılan Mektebi Harbiye olarak, Harp Okulları olarak yapılan bu bina 1853 yılında, yani yapıldıktan yaklaşık 12 sene sonra bir yangından geçer. Bayağı harap olur, yakılır, yanar gider. 1862 tarihinde bu bina tekrar yapılır. Burası Harp Akademisidir. Burası Harp Okulları'dır. Osmanlı dönemi Harp Okulu ya da Harbiye binası Mustafa Kemal Paşaların, Enver Paşaların, Ali Fuat Beylerin, Mersinli Cafer Tayyar Eğilmez Paşaların, Konyalı Paşaların, Refet Belelerin, yani anlatmakla bitmeyecek Kurtuluş Savaşı'nı başlatan, Osmanlı Devleti'ni yıkılmaktan kurtarıp, çok dikkatli bir cümle kuracağım, Osmanlı Devleti'ni yıkılmaktan kurtarıp, revizyon ve sürümünü yükseltip, Cumhuriyet biçiminde 20. yüzyılın ve devamının devleti olarak hizmet etmeye devam eden bir devlet haline getiren, Abdülhamit Han dönemi okullarından mezun olan çocuklar dediğimiz Abdülhamit Han dönemi okulundayız. Bu okul Osmanlı döneminin, Abdülhamit Han döneminin, Abdülaziz Han döneminin kurmay subaylarını yetiştiren okullardı. Tarihte yürümek sanırım bu olsa gerek. Şu an ben 1841'den beridir Mektebi Harbiye olarak kullanılan binanın bahçesinde, koridorunda iki haftadır geziyorum. Bu ayak basmış olduğum yollara, yerlere, koridor salonlarına kimler ayak basmadı ki? Osmanlı Devleti'nin o zor dönemlerinde cephelerde komutanlık yapanlar, ordu komutanlığı yapanlar, kuvvet komutanlığı yapanlar, işte şu an benim ayak bastığım yerlere ayak basarak mezun oldular. Bu okul 1966 tarihine kadar çeşitli kademelerde ve vazifelerde iş yaptı. Bir kere 1936'ya kadar harp okulları, harp mektebi. Biz bunu biliyoruz. 36 yılında Cumhurbaşkanı Atatürk'ün emriyle harp okulları buradan Ankara'ya taşınınca burası bir dönem yedek subay okulu oldu. Bir dönem başka işler için kullanıldı. 1966 tarihinden sonra kültür sitesi olarak görev yaparken 1993 yılında askeri müze komutanlığı olarak hizmet vermeye başladı. Burası 93 yılında tam kapsamlı açıldı. Fakat ben 91'lerde, 92'lerde lise 2 ve 3. sınıf öğrencisiyken buraya bu müzeyi seyretmeye, bu müzede mehter konserleri, mehteran marşları dinlemeye gelirdim. Burası bambaşka bir yer. Buraya mutlak suretle gelmenizi ve burada zaman geçirmenizi istiyorum. Şu an giriş yaptık. 1841'lerin Harp Mektebi, 1936'ların Yedek Subay Mektebi, 1990'ların Askeri Müzesi'nin girişinde bu binanın bir krokisini şu an görmekteyiz. Bizler yaklaşık olarak şuralarda bir yerlerde bulunmaktayız. Bunun daha arkasında kocaman bir okul var. Hemen başından hepinize merhaba dedik. Devlet ne demektir?
Türk devletleri nasıl kurulmuştur? Türk devletlerini kuran kadro, Mete Han'dan itibaren devletin savaşlarda kullandığı yöntemler, metotlar, hepsini tek tek, her birini tek tek, bazen tabloların önünde, bazen maddi olarak tarihi eserlerin önünde size göstererek anlatmak istiyorum. Müze içerisinde ya da Mektebi Harbiye içerisinde göreceğimiz birinci bölüm, Türk ordusunun Mete Han tarafından M.Ö. 209 tarihinde kurulan Türk ordusunun ilk kuruluş aşaması. Ancak öncesinde atlanmayalım. Tarihi sıralamada bir yere koyamayız. Fakat burada buraya konulduğu için görmemiz gereken, atlamamamız gereken bir parça var, bir tarihi eser var. 1623-1640 yılları arasında Yeniçeri Ocağı'nı adam eden, çok sert ve radikal kararlarla Osmanlı Devleti'nin dizginlerini eline alan, Osmanlı Sarayı'na müdahale etmek için uğraşan validesi Mahpeyker Kösem Sultan denilen hanımefendinin hegemonyasından kurtulup sarayı harem tahakkümünden kurtaran büyük komutan 4. Murat'ın miğferi burada bulunmaktadır. Miğfer Allah'ın Gafur isminden türetilmiştir. Gafur, koruyan, kollayan, gözeten, sarıp sarmalayan demektir. Gafur, miğfer de ondan türetilen bir kavramdır ve 4. Murat'ın miğferi burada bulunmaktadır. Haydi şimdi tarihi sürece gelelim. Bizi muhteşem heybetiyle, heyt be dedirten muhteşem haliyle bir Yeniçeri askeri 1826 yılında 2. Mahmud'un kaldırdığı Orhan Gazi zamanında kurulma hikayesine şahitlik yaptığımız Yeniçeri Birliği'nden kahraman bir asker burada. Türk ordusunun kuruluş salonu birinci bölüm ve içeriye girmiş bulunmaktayız. Burası harp mektebi iken burada öğrenciler, burada okuyan öğrenciler şu yürüdüğümüz koridorlarda yürüyorlarmış. Orta Asya çadırlarla birlikte henüz Göktürk Devleti bile kurulmamışken Hun Devleti'nin hakimiyetinde demir döven Türklerin bulunduğu, Bozkurtların rehberlik yaptığı, hanların, hakanların, İdikutların, ilteberlerin, hanyuların, şanyuların Türk devletini yönettiği bir ortamda, çadırların hakim olduğu, otağın hakim olduğu Türk devletinin, Türk milletinin bir bölümü, bir parçası. Fakat burada Mete Han döneminden kalma bir resim, bir kabartma, bir de heykel diyelim. Bir bölüm bulunmaktadır. Bu Mete Han'ın Çin topraklarına hakim olma çalışması, hakim olma çabasıdır. Kocaman bir Çin toprağı, Çin Seddi ile şuraya bakarsak şurada Çin Seddi'nin var olduğunu göreceğiz. 440 kilometre. İstanbul'la Ankara arasında 440 kilometrelik bir mesafe kadar bir set bulunmaktadır ve bu Çin Seddi'ni Mete Han döneminden sonraki Türkler aşmış
ve Çin'i esareti altına almıştır Çinliler ve Türkler. Efendim derler ki bu bir halk rivayetidir ancak muhteşem bir halk rivayetidir. Derler ki Mete Han yanındaki vezirlerle birlikte böyle bir tepeden aşağıya ovadaki Çin askerlerine bakarken biraz derin düşünmüştür. Yanındaki vezirler sorarlar, hanım ne düşünürsün? Mete Han arkaya bakar, 5000 Türk askeri. Karşıya bakar, 50.000 Çin askeri. Bire karşı 10. Ve 50.000 kişilik bir Çin ordusuna bakan Mete Han'a veziri der ki, hanım ne düşünürsün? Mete Han'ın cevabı, tarihi altın harflerle yazılmıştır. Ben bu kadar Çinliyi nereye gömeceğim, onu düşünüyorum der. Mete Han, Türk devletini kuran ama pasif olarak kuran ve Çin kaynaklarında Tooma diye geçen Teoma'nın oğlu Mete Han, M.Ö. 209 tarihinde Türk Kara Kuvvetleri'ni kurar. Türk Kara Kuvvetleri ordusuna bağlı olan askerlerin, piyadelerin sol göğüslerinde bulunan amblemde M.Ö. 209, M.Ö. 209 yazar. Yani 1923 yılında kurulan bir devletin kendisinden 2200 sene önce kurulan bir ordusu olur mu? Olmaz. Hüseyin Nihal Atsız, Türk Ülküsü isimli kitabında 16 tane Türk devletinin olmadığını, var olan tek bir devletin olduğunu, onu da Teoman'ın kurduğunu, Teoman'ın kurduğu devleti de oğlu Çin kaynaklarında Moğutu diye geçen Mete Han'ın organize ettiğini ve devlet mekanizmasına dahil ettiğini söyler. İlk Türk ordumuz nasılmış, hangi şartlarda oluşmuş? Buyurun size Mete Han'ın onlu ordu sistemi. M.Ö. 209 Mete Han, bir kişiye er denir, asker. Bir kişilik askerden 10 tane yan yana koyarsın, eder 10 kişi, başındaki adam 10 başı. 10 kişiyi 10'la çarparsın, 100 kişi, başındaki adam 100 başı. 100 kişiyi 10'la çarparsın, 1000 kişi, başındaki adam 1000 başı. Her birinin başında 100 başı var. 10 tane 100 başının başındaki adam da 1000 başıdır. 1000 tane askerin bulunduğu bir taburdan 10 defa olursa 10.000 başı olur ya da tümen başı olur ya da bugünkü anlamda tüm generallik makamına ulaşırsın. 1, 10, 100, 1000, 10.000. Her bir makamı, her bir sayıyı 10'la çarparak bulduğun bu sisteme Mete Han'ın onluk sistemi denir. Ve bu sistem Türk devletinin dışında pek çok devlet tarafından kullanılmıştır. Kısaca ve yalın haliyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ya da Osmanlı Devleti'nin yani Türk Devleti'nin ordu mekanizmasını, ordu sistemini burada görüyoruz. Dünyanın en eski savaş taktiklerinden biri de sayılan Turan taktiği Türkler tarafından binlerce yıldır kullanılıyor. En son ilk önce Mete Han kullanmış. Peki şu an görmüş olduğunuz Turan taktiğini en son kim kullandı? İlk kullanan Mete Han. En son Mustafa Kemal Paşa. Sakarya Meydan Muharebesi'nde Yunanlılara karşı
oluşturmuş olduğu 100 kilometrelik bir hattın ortasına geri çekil emri verdi. Sağa ve sola ya sabit durun ya ileri gidin emirleri verdi. 100 kilometrelik cephenin hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh da tüm vatandır emrinin verildiği Sakarya Meydanı Muharebesi'nde 100 kilometrelik bir hatta, hattın orta kısmındaki cephelere geri çekilin, mağlup oluyoruz, yıpranıyoruz, askeri kaybetmeyin, zayiat vermeyin diyerek geri çektirdi. Yunanlılar da Türk ordusu kaçıyor, Türk ordusu zayi oldu, Türk ordusu plansız ve düzensiz bir biçimde kaçıyor diyerek peşinden kovalamaya başladı. Ama unuttuğu bir şey vardı. Metehan'ın ortaya çıkarttığı Turan taktiğinin, sahte geri çekilmenin, ricat taktiğinin, kurt kapanının ya da hilal taktiğinin tam ortasında kalacaktı. Sağdan ve soldan gelen ekipler ortaya aldıkları Yunanlıları yok edene kadar savaştılar. İşte bunun hikayesi de burada. Mavi birlik Türk birliği, kırmızı birlik düşman birliği vurmaya başladı. İki cephe aynı anda vurmaya başladı. Fakat bu arada orta taraf şöyle yapalım mı? Diyelim biz üç kişiyiz. Bir, iki ve üç. Ben acelecilik ediyorum, erken çıkıyorum. Birkaç adım öndeyim ama sağda ve solda bulunan diğer ekiplerse duruyorlar. Ben vurmaya giderken sağ ve sol açılıyor. Biri sol tarafa, diğeri sağ tarafa doğru açılıyor. Sonra ortadaki ekip düşmanla karşılaşıyor. Birkaç vuruşma hareketi, birkaç başarısız müdahale ve tam anlamıyla bir bozgun ve geri çekilmeye başlıyor. Türk ordusu geri çekilirken karşıda bulunan düşman kuvvetleri kaçan orduyu kovalamak için onu kovalarken unuttukları bir şey vardı. Sağda ve solda açılan, gözden kaybolan ekipler arkaya gelmişler ve Türkleri kovalayan, ordunun ana bünyesini, orta safı kovalayan düşman kuvvetlerinin arkasına dolanmışlar ve onu yuvarlığa almışlardı. Bakın burada ilk önce orta taraf vuruyor. Sonra geri çekiliyor. Sonra düşman çekilen tarafa doğru kovalarken hilal taktiği biçiminde sağdan ve soldan askerler geliyor ve ortaya alıyor ve ortada yok ediyor. Türk düşman kuvvetlerinin karşılaşması, düşman kuvvetlerinin saldırması, Türk kuvvetlerinin geri çekilme, bozguna uğrama taktiği, Türk kuvvetlerinin düşmanı kuşatmaya başlaması, Türk kuvvetlerinin düşmanı kuşatması ve yenmesi. Dört aşamalı bu taktik hiç sekmedi, hiç kaçmadı. Metehan'dan Mustafa Kemal Paşa'ya kadar devam etti. Türk devletimiz Asya Hun Devleti'dir. Asya Hun Devleti Metehan'ın vefatından birkaç on sene sonra yıkıldı. Kuzey Hunları, Güney Hunları diye ikiye bölündü. Güney Hunlar asimile oldu. Kuzey Hunlar Karadeniz'in kuzeyinden Balkanlara doğru çıkan Türkler oldu. Uzlar oldu, Kumanlar oldu, Kıpçaklar oldu, Avarlar oldu, Hazarlar oldu, Avrupa Hun Devleti oldu, oldu da oldu. Avrupa'nın yarısını Türkler idare etmeye başladı. Bölgede bulunan Hunlardan kalanlar ise 552 yılında bölgedeki yine bir Türk devleti olan Avar hakimiyetine son verdi ve o bölgede bir Göktürk devleti kurdu. Bumin Kağan, Türk adı ile başlayan ilk Türk devletini kuran adamdır. Bumin Kağan, Türk adı ile başlayan ilk Türk devletini kuran ilk hükümdarımızdır.
Pek çok devletimiz var. İlk devletimiz Göktürk, Türk'le başlayan. Son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti. Adama derler ki, bu kadar devlet kurmak mıdır başarı? Kurduğun devleti yaşatmak mıdır başarı? Bence çok devlet kurmak başarı değildir. Devleti yaşatmak başarıdır. Bu yüzden son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni Allah ilelebet kıyamete kadar payidar eylesin. Allah bayrağını gökyüzünden indirmesin. Bizim al yıldızlı bayrağımız her daim gökyüzünü süslesin. Göktürk Devleti'nin şu an haritada görüldüğü üzere Çin'in ve Hindistan'ın kuzeyinde, Hazar'ın kuzeyinde, Karadeniz'in kuzeyinde, Avarlar, Onoklar, Kırgızlar, Dokuz Oğuzlar, Uygurlar, Altaylar, Tanrı Dağları, Basmiller, Gobi Çölü gibi bölgelerin tamamına hakim oldular. 200 yıllık bir hakimiyetten sonra Göktürk Devleti yıkıldı. Meşhur Ergenekon destanındaki o Ergenekon Ovası'na sığınma ve Ergenekon bölgesindeki kalıştan sonra Kürşat adı verilen bir prensin başarısız bir Çin sarayını basma hikayesi ve hemen ardından Bilge Kağanlar, Kutluk Kağanlar, Bilge Kağan en ulu hükümdarı, ilk kuran insan Kutluk Kağan. Bu yüzden 2. Göktürk Devleti'ne Kutluk Devleti de denir. KPSS çalışanlara bir bilgi. İki tane Göktürk Devleti var. Birincisi 552 yılında Bumin Kağan tarafından kurulan Göktürk Devleti. İkincisi 720'li yıllarda Kutluk Kağan tarafından kurulan Göktürk Devleti. Bunun diğer adı Kutluk Devleti ve Orhon kitabeleri, yazılı ilk Türk kaynağı olan Orhon kitabeleri 2. Göktürk'tür. Ve Bilge Kağan ve Kültigin ve Vezir Tonyukuk üçlemesi halka bir mesaj verir. Der ki, ey Türk, titre ve kendine dön. Dağlar gibi yığdığın kemiklerine, nehirler gibi akıttığın kanına layık ol. Altta Yağız yer yarılmadıkça, üste mavi gök çökmedikçe, senin ilini yani devletini, senin töreni kim bozacak idi? Fakat sen düşmanlarının mallarına kandın. Gelinlik kızlarını cariye, damatlık oğullarını köle verdin. Ey Türk, titre ve kendine dön. Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Tonyukuk üçlemesinin yapmış olduğu Orhun kitabeleri 2. Göktürk Devleti'ne aittir. Efendim derler ki, bizler matbaayı geç almışız, matbaayı Avrupalılar kullanmış da Lale Devri'nde İbrahim Müteferrikalar, Said Efendiler, 28 Mehmet Çelebi'nin oğlu Said Efendi Paris'te görmüş de gelmiş buraya da, Yalova'da kağıt fabrikası kurmuş da Cağaloğlu'ndan inanmayın bunlara. Türklerin iki tane alfabesi var. Bir tane matbaası var. Burada bulunan Uygurların matbaası var. Tahtadan vurmalı matbaa. 38 harfli bir alfabe sistemi bulunmakta. Uygurlar göçebe olan Türk devletlerinin arasındaki ilk yerleşik hayata geçen millettir. Mesela Medine diye bir şehir yok. Araplar Yesrib'e, Araplar tarafından kurulan ilk şehir olan Yesrib'e Medine demişler. Medine şehir demektir. Arapça Medine şehir demektir ve şehirli adama da medeni denir. Türklerde de ilk yerleşik hayata Uygurlar geçmiştir. Bu yüzden şehirli Türk'e de Uygar denir. Bunlar da Uygur devletinde tarlaların sınır duvarları vardır. Çadır evler kalkmış, taş bloklar, kerpiç evler kurulmuş.
Tarlalarda sulama kanalları oluşmuş. Su, içme suyu şebekeleri şehirlerin aralarından girmişler. İlk defa tapu, Türk devlet tarihinde ilk defa özel mülkiyet ve insanların sahip oldukları malların tapu sistemi, tapu kadastro ve iskan sistemi Uygurlar döneminde kurulmuş. Fakat sonra Çinlilerin adetlerini ve dinlerini kendilerine almışlar, Çinliler gibi yaşamışlar, Çinliler gibi inanmışlar, mesela Budist olmuşlar, mesela Maniheist olmuşlar ve mesela Brahmanist olmuşlar, et yememişler, kılıç kullanmamışlar, savaşmayı günah saymışlar, et yememişler, zamanla protein eksikliğinden çaptan ve enerjiden düşme yaşanmış Uygurlular Çinlere esir düşmüştür. Bizim asil genetik olarak var olan adetlerimiz, geleneklerimiz Uygurlar döneminde yavaş yavaş adım adım terk edilmiştir. Bakın burada iki tane bahsettiğim alfabe. Birisi Göktürk alfabesi ki Orhon kitabelerinde var ola gelen "Ey Türk titre ve kendine dön" diyen Göktürk kitabesi. İkincisi ise Uygur alfabesi. Her ikisini de Türkler kullanmış. Bir şey söyleyeyim mi? 14 maddelik Cengiz Han'ın kullandığı Yasaname-i Büzürk Uygurcadır. Moğolların alfabesi Uygurcadır. Cengiz Han Uygurcayı kullanmış ve insanlara Uygurca alfabe öğretmiştir. Dolayısıyla Uygurca o topraklarda, o bölgede var olan insanların yegane alfabetik sistemi olmuştur. Avrupa Hun haritası. Dedim ya size, Hunlar bölünmüş, yenilmişler, ikiye ayrılmışlar. Kuzey Hunları, Güney Hunları. Güney Hunları asimile olmuş, Çinlileşmiş. Fakat Kuzey Hunluları Çin'in kuzeyinden, Sibirya üstünden, Hazar'ın üzerinden, bakın burada Hazar Denizi, Hazar'ın üzerinden, Karadeniz'in üzerinden, Balkan topraklarına, oradan da Avrupa'ya akmış. Uzlar olmuş, Kumanlar, Kıpçaklar, Peçenekler, Hazarlar, Avarlar, Avrupa Hun Devleti olmuş. Balamir'in kurmuş olduğu Hun Devleti'ni Atilla Roma'nın bağrına kadar sokmuş ve artık Atilla'dan sonra, diyor ya Hüseyin Nihalatsız, biliriz Atilla'dan beridir Cermeni, farklı mıdır Prusyalı yahut Ermeni, der ya Nihalatsız. İşte Avrupa'nın tamamına Atilla'nın Batı Hun akıncıları sahip olmuş ve bütün bölgelerde at koşturmaya başlamıştır. Doğu Roma İmparatorluğunu vergiye bağlamış, Batı Roma İmparatorluğunda hak sahibi olmuştur. Batı Roma İmparatorluğunu yanına çağırmış ve ona demiş ki, Magnus Antlaşması'yla sen benim atımın nallı ayaklarını yalamak zorunda olan evladımsın. Ben senin babanım. Bu arada Doğu Roma İmparatoru Attila ile aynı yaşta ya da biraz küçük. Ben senin babanım, sen benim evladımsın. Sen bana mecbursun, ben sana hamiyim der. O büyük Magnus Antlaşması'yla Doğu Roma'yı batıda bulunan Hun Devleti'ne bağlamıştır. Burası Türk Devleti'nin Çin sınırını aşarak
Çin topraklarını aşarak önce Çin topraklarına, ardından Sibirya ve kuzey bölgelere hakim olduğu yegane alanın müzedeki görüntü halidir. Yeter ama değil mi? Artık Müslüman olalım. Müslümanlığı seçelim ve Müslüman topraklara doğru yavaş yavaş gidelim. Araplarla Çinliler 751 tarihinde Kazakistan Talas Meydanı'nda savaşırlarken Türkler iki grubun savaştığını görür. Bakarlar Araplarla Çinliler savaşıyor. Söz konusu Çin'se gerisi teferruattır. Ezeli ve ebedi düşmanımız Çin'dir derler ve Araplardan yana olurlar. Artık o saatten sonra Türklerle Araplar arasında yakınlaşma başlar. 751 tarihinde Talas Savaşı'yla İslam'a ilk adımlarını atmaya başlayan Türkler, 200 sene sonra 960 tarihinde Karluk, Yama, Çiğil, Tuhsi adı verilen 4 Türk boyunun birleşmesiyle Karahan Devleti'ni kurarlar. Karahan merkezi demektir. Karahan Devleti, Türk devletlerinin merkezi demektir. Satuk Burhan isminde bir hükümdarımız var. Satuk Burhan Müslüman olur, Abdülkerim adını alır ve 960 tarihinde 10 bin çadırlık Karahan Devleti'ni topyekün Müslüman yapar. İşte bizim hikayemiz 960 tarihindeki İslam'a girmekten sonra başlar. Ardından Tuğrul Beyler, ardından Çağrı Beyler, Selçuk Bey, Tuğrul Bey, Çağrı Bey, Mikail Bey ölür, yerine Alparslan geçer, yerine Melikşah geçer vesaire. Takvimler 1071'i göstermekte. Bu arada 1277 Karamanoğlu Mehmet Bey de bize gülümsüyor. Dedeye böyle yapalım. Takvimler 26 Ağustos 1071. Abbasi himayesinde bulunan halifeye yardım etmek için 40 bin kişilik bir ordu ile aşağıya Bağdat bölgesine doğru inerken Alparslan Gazi Halep bölgesinde bir haber alır. 200 bin kişilik bir ordu ile Roma İmparatoru Romen Diyojen Selçuklu Devleti'nin merkezine doğru yürümektedir. Bunun üzerine 20 bin kişiyi, 40 bin kişilik ordunun 20 binini Şii Büveyl oğulları Fatimilerin baskısı altında bulunan Abbasi halifesine yardım etmeye Bağdat bölgesine gönderirken kendisinde bulunan 20 bin kişilik ordu ile 200 bin kişilik ordunun üzerine yürür. Korkunç bir hadise, korkunç bir rakam. 200 bin kişiye 20 bin kişi derken Anadolu'ya, Halep topraklarından Anadolu'ya çıkınca Anadolu'nun doğu kısmında bulunan Kürt aşiretleri ve Arap aşiretleri Alparslan Gazi'nin emrine girerler. Sayı olur tekrar 40 bin kişi. 20 bin kişilik bir Kürt Kazım Karabekir'e 15. Kolordu komutanı iken yardım eden doğudaki Kürt aşiretlerinin dedeleri Alparslan Gazi'ye yardım etmişler. 20 bin kişilik Kürt ve Arap aşiretleri 20 bin kişilik Türk ordusuyla birleşince sayı tekrar 40 bin kişi olmuş. Yer Muş, Malazgirt Ovası. Alparslan Gazi Sultan Tepesi adı verilen bir tepeye çıkar. Sultan Tepesi. Bakarsanız şu an bir tepede bulunmakta.
Burası da bir tepe. Sultan Tepesi'nde cuma namazını kıldıktan sonra ellerini açar ve Rabbine yeri, göğü ve ikisi arasında yaratılan ne varsa her şeyi yaratan Rabbine der ki, Allah'ım sen beni benden daha iyi biliyorsun. Alparslan Gazi'nin yaptığı ve birazdan okuyacağım bu duayı Kosova Savaşı'nda Murat Hüdavendigâr bir kere daha yapmıştır. Ellerini açmış ve Alparslan Gazi demiş ki, Allah'ım sen beni benden daha iyi biliyorsun. Biliyorsun ki ben bugün burada kahramanlık olsun, topraklarıma toprak katmak, namıma nam kazanmak, arkamdan da erkek adamdı dedirtmek için yokum. Ben burada senin şanlı peygamberinin bütün insanlığa anlattığı şanlı Kur'an'ı ve şanlı İslam dinini anlatmak için varım. Eğer bugün burada ben yenilirsem bir daha İslam belini toparlayamaz. İslam'ın beli kırılır ve bir daha bir ordu kurulamaz. Galip et beni ya Rabbi, muzaffer et beni ya Rabbi. Kendim için değil, İslam ümmeti için bunu istiyorum. Beni galip et ya Rabbi demiştir tam bu tepede. Savaş biraz zor sürmüş, çetrefilli sürmüş. Savaş gitmiş, savaş gelmiş ve en sonunda Alparslan Gazi'nin 40 bin kişilik ordusu, Roman Diyojen'in 200 bin kişinin ordusunu yenmiştir. Allah demiyor mu Kur'an'ında, biz nice çokları, nice azlara mağlup ettik de sizin haberiniz yok. Çoklar azlara mağlup oldu, 1'e 5 olan ordu yenildi, Roman Diyojen esir düştü. Bakın burada, elleri bağlı, iki büklüm yürürken. Atın üzerinde beyaz görülen kişi ise Sultan Alparslan Gazi. O da birazdan atından inecek, Roman Diyojen'in ellerini çözdürecek ve çadıra beraber girecekler. Bir hafta 10 günlük bir Alparslan Gazi ile Roman Diyojen'in misafirliği var. Ardından Roman Diyojen'i misafir olarak gönderir. Artık bitmiştir. Esaret kabul etmez. Alparslan der ki sen büyük bir adamsın, seni esir etmek istemiyorum, var git yoluna. Kayseri bölgesine gelen Roman Diyojen, kendi ordusu ve kendi ülkesi tarafından Kayseri kalesine hapsedilir. Orada gözlerine mil çekilir ve öldürülür. Ne demek mil çekmek? Gözün bir santim uzağında kebapların, kebap mangal şişi var ya, onu kıpkırmızı yaparsın. Mangal şişini bir santim göze yakın tutarsın. Ondaki ısı gözdeki suyu alır, kurutur, kör eder. Roman Diyojen, Türklerin ve Müslümanların misafir olarak davrandığı Roman Diyojen, kendi askerleri ve kendi ülkesi tarafından Kayseri Kalesi'nde kör edildi ve öldürüldü. İşte bu 26 Ağustos 1071 Cuma. 26 Ağustos çok önemli bir tarihtir ve Anadolu Müslüman Türk'ün yuvası olmuştur. Anadolu artık bizimdir, Müslümanlarındır. Müslüman olan Anadolu'nun 1276 tarihinde Karamanoğlu Bey'i, Karamanoğlu Mehmet Bey'i vardır. Elini kaldırır, dinleyin hele der. Dinleyin. Artık bundan sonra dergâhta, bergâhta,
tekkede, camide, meydanda Türkçeden başka bir dil konuşulmayacak. Türkçenin dışındaki tüm dilleri yasaklıyorum der ve Türkçe fermanı yayınlar. Bugünden sonra divanda, dergâhta, bargâhta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır. Karamanoğlu Mehmet Bey, 1277. Artık adım adım, artık yavaş yavaş İstanbul'a doğru, Balkanlara doğru akın akın giden bir millet, bir askeri kuvvet vardır. Ama gelin yaklaşık olarak bir, ne diyelim, 200 yıl önceye gidelim. Takvimler 1040, Dandanakan Savaşı, Selçuklu Devleti, yer bulamayan, yurt bulamayan Oğuz Devleti'ndeki subaşı olan, komutan olan Selçuk Bey'in o bölgenin hakimi olan Gaznelilerle yapmış olduğu bir savaş, Dandanakan Savaşı. Gazneliler bir Anadolu, bir Ön Asya, bir Mezopotamya, bir Orta Asya topluluğudur ve fil kullanır. Fakat Selçuklu, Tuğrul Bey'in önderliğindeki Selçuklu, bölge hakimiyetine sahip olmak ve bölgede bir güç unsuru olmak için uğraşan Gazneli Devleti'ni yener, 1040 tarihinde Selçuklu Devleti'ni ayağa kaldırır, ardından bir devlet kurulur. Oğlu Mikail'le beraber devleti idare etmek için hayalleri kurarken, oğlu Mikail ölür, yerine torunları gelir, Tuğrul Bey ve Çağrı Bey. Ardından Selçuk Bey ölür, ardından Tuğrul Bey ölür, ardından Çağrı Bey'in oğlu Sultan Alparslan Gazi kalır. 1071 Malazgirt Muharebesi'nden bir yıl sonra Karahan Devleti ile uğraşırken Doğu Seferi'ne çıkan Sultan Alparslan, 1072'de Berzem Kalesi'ni fethetmeye gittiğinde Karamani Yusuf Efendi ya da Karamani Yusuf adı verilen Berzem Kalesi komutanı Karamanlı Yusuf tarafından çadırında şurasına bir ihtimal ya da çizmesine bir ihtimal sakladığı hançerle Alparslan Gazi şehit edilir. Allah Alparslan Gazi'nin ruhuna rahmet eylesin. Karamanlılar Selçuklu'ya bela olmasaydı Alparslan Gazi'nin belki de Allah bilir derdi İstanbul'u fethetmek dahi olabilirdi. Burası Karamanoğlu Mehmet Bey'le, burası Dandanakan Savaşı'yla, burası Alparslan Gazi önderliğindeki Malazgirt Savaşı'yla sizleri beklemektedir. Thank you.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.